hemen bugün başlamış bir çalışmanın ortaya çıkardığı sonuçlar değil. Yani özellikle 2015'ten sonra Erdoğan masayı devirip bir kez daha savaş kararı aldıktan sonra özellikle çökertme planını yaşama geçirmeyi, fiilen yaşama geçirmeyi başlattıktan sonra temel hedeflerinden biri bir yanıyla Kürt özgürlük hareketli etkisizleştirmek, diğer taraftan soykırım da dahil tüm yöntemleri uygulayarak Kürt meselesinin artık bir daha açılmayacak şekilde kapanmasını sağlamak. Bunun için birçok adım attı ama bu adımları atarken bir türlü istediği hedefe ulaşamadı. Özellikle 2021'den bu yana Gari'ye dönük başlattığı saldırıdan sonra ise Güney Kürdistan'da kalıcı olmayı hedefledi. Yani bu amaçla çok sayıda askeri üs oluşturdu. Askeri üs oluşturduktan sonra oradaki asker sayısını arttırdı. Bölgesel güçlerden özellikle Kürdistan Demokrat Partisi'nden yoğun bir destek de aldı. Ama yine de istediği sonucu elde edemedi. Şimdi bu 22 Nisan'da Bağdat'a ve ardından Hewlêr'e yapacağı ziyaretlerde bir Evet. şekilde önceden çalışması yapılan, konuşulan işte MİT Başkanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın, Türk Genelkurmay Başkanı'nın yürüttüğü çalışmaların sonucunu elde etmeye dönük bir adım atıyor. Yani deyim yerindeyse şimdiye kadar başaramadığını öncelikle Irak'ı işin içerisine çekerek, hükümet olarak, devlet olarak Irak'ı işin içerisine çekerek onlarla birlikte medya savunma alanları dediğimiz PKK'nın etkin olduğu, askeri güçlerinin bulunduğu, kontrol altında tuttuğu, devletin Türk askerinin bir türlü üstlenemediği, yerleşemediği alanlara dönük yeni bir askeri saldırı başlatma eğiliminde. Yani tamamen buna dönük uzun zamandır sürdürdükleri çalışmanın sonucunu alıyorlar. Bu tabii sadece Bağdat'a düzenlenecek geziyle elde edilebilecek bir sonuç değil tabii. Aynı zamanda Bağdat'ın hemen ardından biliyorsunuz Mayıs ayında da bir Amerikan ziyareti var orada. Ama ilk etapta bir Bağdat'a gidip ondan sonra oradaki tabloya göre de adım atmayı düşünüyor. Ama tabii bu Türk devletinin, Türkiye'nin düşündüğü bir şey. İstediklerini elde eder mi? Doğrusu bu çokça tartışılması gereken bir konu. Yani belki şu anda bazı şeyleri söylemek için erken ama özellikle Bağdat yönetiminden hem Dışişleri Bakanlığı düzeyinde hem Savunma Bakanlığı düzeyinde hem daha alt düzeylerdeki Bağdat hükümetinin yetkilileri düzeyinde gelen açıklamalar ve en önemlisi Bağdat'taki diğer siyasi yapılanmaların verdiği mesajlara bakılırsa Türk Devleti'nin Bağdat'tan istediğini elde etmesinin sanıldığı kadar kolay olmayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Erdoğan bu ziyaretlerden bir sonuç alır mı? Ben kişisel kanaatimi söyleyeyim. İstediği sonucu alamaz. Her halükarda Bağdat nihayetinde bir şekliyle ABD görüşmesinin de sonuçlarını bekleyecektir. Yani o bölgedeki adımlar ABD'den bağımsız yürümüyor. ABD ile görüşmede yalnız Güney Kürdistan meselesi değil, aynı zamanda Rojava Kürdistanı meselesi de masaya konulacak, tartışılacak konulardan biri. Ve ABD bu konuda özellikle Rojava meselesinde Türkiye'nin arzularını bir şekliyle engelledi. Ya da onların saldırılarına göz yumsa bile ki onun bence nedenleri var. Yani ABD bir şekliyle Rojava üzerinden PKK siyasetine de gönderme yaptı. Zaman zaman Türk Devleti'nin saldırılarına onay vererek. Çünkü biliyoruz ki onların onayı olmadan Türkiye oradan bir tek mermiyi bile içeriye sıkamaz. Bırakın savaş uçaklarıyla, SİHA'larla, toplarla bombalamayı. Bir tek tabanca bile sıkamaz oraya. Onların onayıyla bunu yaptı. Bu onayların temelinde de yatan etken bir şekliyle ABD'nin o bölgeyi, Rojava'yı
daha çok kendi siyaseten kontrolü altına alması. Yani Rojava askeri güçlerine de kendi emirlerine yakın durmaları için bir şekilde Türkiye üzerinden sopa havuç politikası uyguladı. Bu Trump döneminde çok daha belirgindi ama Biden döneminde de kısmen uygulandı. Seçimde büyük bir darbe almış, yenilmiş ve Erdoğan iktidarını kaybetmemek için kendisine uzatılan her dala sarılacaktır. Yani deyim yerindeyse denize düşmüş, zayıftır ve tutunacak dal arayacaktır. Böylesi bir durumda ABD açısından da bulunmaz bir partnerdir. Yani bölgedeki emellerini yaşama geçirmek istiyorsa ABD, Türkiye'yi pekala rahatlıkla Erdoğan varlığında kendisi için çok daha iyi kullanabilir. Yani bu aşina olmadığımız, bilmediğimiz, görmediğimiz politikalar değil. Erdoğan'ın zayıflığını kullanarak kendisi açısından onu değerlendirebilir. Tabii Türkiye'nin diğer siyasi yapılanmaları bunun karşısında nasıl bir tutum belirler bilmiyoruz ama Erdoğan konjektürel olarak böylesi bir siyasete iktidarını kaybetmemek adına uyabilecek biridir. Ama tabii o da Kürt hareketinin konumu. Yani artık rüştünü ispat etmiş, direnişiyle etkili sonuçlar elde etmiş. Hem askeri anlamda hem siyasi anlamda bir Kürt gerçekliğinden söz etmek mümkün. Bu politikayı Orta Doğu'da çok ciddi anlamda etkiliyor. Yani eğer zaten şimdiye kadar bitirmeleri mümkün olsaydı çökertme planıyla bunu yapabilirlerdi. Üstelik bölge devletlerinin önemli bir kesimi de buna destek vermişti. ABD'de, Avrupa Birliği de bu politikaya göz yummuştu. Soykırım saldırılarına karşı sessiz kalmışlardı. Ama Kürt siyasetinin hem silahlı alanda hem siyasi alanda direnerek ortaya çıkardığı sonuçlar hiç kuşkusuz birçok kesimin kendi siyasetiyle ilgili yeni kararlar almasını da beraberinde getirebilir. Yani ABD'den de destek alsa, Bağdat'tan da destek alsa bu çok kolay bir şekilde Kürt hareketinin Kürt hareketine dönük bir savaş başlatmasını ve oradan yeniden sonuç elde etmesini beraberinde getirmez. Bunu artık geniş bir kesim görüyor. Yani Kürt hareketinde artık silahlı anlamda tek parça düşünmek gerekmiyor. Yani ondan söz Kürtleri karşı karşıya getirerek ondan sonuç almaya dönük Türk devletinin bir stratejisi var. Bunun için iki boyutlu bakıyor. Güney Kürdistan'da özellikle KDP'ye bağlı güçleri sıcak savaşın içerisinde çekmeyi arzuluyor. Diğer taraftan da eğer bir sıcak savaş yaşanacaksa o sıcak savaşta korucuları bir şekliyle PKK gerillalarının karşısına getirip onların çatışmasını sağlamak istiyor. Yani bu şekliyle aslında ırkçı milliyetçi bakış açısının da yansımasıdır bu yaklaşım. Yani Kürt Kürt'ü öldürsün aradan biz sıyrılalım politikasıdır. Çünkü Kürt öldüğünde bunun hesabını vermek zorunda hissetmiyor kendini. İster korucu olsun, ister başka kesimden olsun. Ama işte kendi askerleri, paralı askerleri ya da işte subayları, diğer profesyonel askeri güçleri öldüğünde kamuoyundan gizlese bile sonuçta bu hesap vermesi gereken bir kesimi ortaya çıkarıyor. Ve onlara dönük de onun durumunu zorlaştırıyor. İktidarın zor durumda kalmasını sağlıyor. Ve burada açık demek gerekirse aklını başına alıp düşünmesi gerekenler Erdoğan siyasetine destek veren, onunla birlikte hareket eden Kürtlerdir. İster askeri anlamda korucular olsun ya da işte KDP'nin bazı kesimleri olsun, ister siyasi anlamda AKP'ye destek verip onunla birlikte siyaset yapan kesimler olsun. Onlar bir kez daha oturup düşünmeli.